Tabii 90'lı yıllar bizim gençlik yıllarımıza tekabül ediyor. 20'li yaşlarımıza tekabül ediyor. Ben o dönemde Petrol İş Sendikası'nın bir çalışanıydım. Ve yüzlerce olaya, yüzlerce acıya hem tanıklık ettik, hem mağduru olduk o sürecin. En basitinden şunu söyleyeyim. Beraber çalıştığımız ve bir abi gibi yani sevdiğim Habib Kılıç mesela benim düğünüme 2 gün kala katledildi. Ben ona davetiyeyi götürdüğüm anda ölüm haberini aldık, koştuk. Yani bu tür ve düğün günüm Mehmet Sincar katledildi. İptal edilmiş olan düğünümün günü. Ve tabii bizler yüzlerce arkadaşımızı, dostumuzu, komşumuzu, akrabamızı o faili aslında belli olan ve devlet tarafından da kol kanat gerilen yapı tarafından kaybettik, katledildiler. Yani bayram arefesinde mesela Bozo abi Abdurrahman Acar binlerce insan yani Mahmut Oğuz'undan tut Edip Kılıcı'na yani ben şimdi hangisini sayayım yani bu konu açıldığında hepimiz biraz hem duygusallaşıyoruz hem öfkeleniyoruz hem hüzünleniyoruz. Bizim yani bir günde 7-8 insanımızı 2-3 kardeşi aynı anda kaybettiğimiz günleri böyle yerde yüzü koyun yatmış cenazeleri mesela hatırlıyoruz. Gene mesela çalıştığımız iş yerinde çocuklarını diyelim büyütmek için çalışan, emek veren arkadaşlarımızın yüzüne satırlarla saldırıldığını hiçbir zaman unutmayacağız. Yani ben domuz bağlarını kaçırılan Osman Künteşleri, Selahattin Yasakları mesela bir yıl yer altında tutulan, işkenceye uğrayan yani daha hangi birini sayalım ki? Yani Cengiz Altunları, yani bu Batman'ın her sokağı katledilen insanların kanıyla ve anılarıyla dolu. İnsanlar sabah namazında camilerde katledildi. Camilerin çıkışında ibadetlerini yaptıktan sonra katledildiler ve bu yani bizlerden bunları unutmamız bekleniyor. Hafızamıza format çekilmemiz herhalde bekleniyor. Yani Kürt halkı hele hele o kuşağın gençleri, çocukları, anneleri, kocalarını, evlatlarını, eşlerini düzeltiyorum. Kaybeden insanlardan bu acıları unutmaları bekleniyor. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani gerçekten bu konu açıldığında her birimiz hem öfkeleniyoruz, hem hüzünleniyoruz, hem geçmişe gidiyoruz, o yıllara gidiyoruz, o zifiri karanlığa gidiyoruz. Kürt halkının özgürlük mücadelesinden vazgeçmesini, direnmekten vazgeçmesini, darmadağın olmasını amaçlayan o saldırıları unutmamız bekleniyor. Biz unutmayacağız. Biz unutmayacağız. Tabii biz böyle kimseye körü körüne düşmanlık beslemiyoruz. Düşmanlık beslemiyoruz. Elbette bizler de Kürtlerin birlik içinde, huzur içinde, barış içinde yaşamasını Türklerle beraber hatta Araplarla beraber, Farslarla beraber iyi komşuluk ilişkileri geliştirmelerini ve kendi içlerinde de Kürtlerin barışık olmalarını elbette istiyoruz. Elbette istiyoruz. Ama bizlerden o yılları, o 10 yılı unutmamız beklenmesin yani. Hele hele o yılların öz eleştirisi verilmeden Batman, Silvan, Kızıltepe, Nusaybin, Ahmet Merkez ve belli pek çok yerde yaşatılanlar için Kürt halkından özür dilenmeden, bunun öz eleştirisi verilmeden böyle bir şey mümkün değil. Mesela Habib Kılıç katledildiğinde benle bir iki arkadaş Hacı Şirin Camisi dediğimiz camiye gittik. Tabut almak için bize oradakilerden soruldu mesela bu tabutu kimin cenazesine götürüyorsunuz? Habib Kılıç'ın dedik. Tabut verilmedi bize.
Birileri bize tabut vermedi. Tabi Hizbullah örgütü, yani ondan bahsediyoruz. Yani kendileri de inkar etmiyor. Yani Hizbullah örgütü hiçbir zaman inkar etmedi. Bu son 7-8 yılda yargılamaları devam eden ve sonuçlanmayan pek çok tutuklu serbest bırakıldı.